denizlerin ölümcül yaratıkları. Her gemiyi tek seferde batırabilecek metal parçaları. Büyük donanmaların bile en korkulu rüyası. Torpidolar veya tam Türkçe olarak torpiller. Bu videomuzdaki konumuz, yıllardan sonra ana testleri yapılan ve yakın zamanda seri üretime geçecek olan milli torpidomuz Akya. Geneliyle durumunu ve özelliklerini incelemeye başlayalım. Torpidolar, yoğun olan suyun derinliklerinde gittiklerinden ve alana göre hareket ettiklerinden yapılması en zor sistemler. Havadan havaya füzelerden bile daha zorlu oldukları söylenir ve dünyada bunu başarabilmiş çok az ülke var. Ayrıca başta dediğim gibi bir tanesi bile gemileri ikiye bölebildiğinden, böyle bir gücün yapımını nükleer bombalarda olduğu gibi hiçbir ülke paylaşmamakta. Böylesine bir teknolojiyi kontrol edebilmeniz için önemli sistemleri haliyle kendiniz yapmanız gerekli. O yüzden biz de yıllar öncesinden 2009 yılında bu teknolojiye de girişimizi yaptık. Akya adı verilen ağır torpidomuz için Roketsan, Meteksan ve Koç Savunma gibi şirketler birleştiler ve ortaya bu sonucu çıkarttılar. Dilerseniz torpidomuzun özelliklerini vererek girelim. Akya 7 metre uzunluğunda, 53.3 santimetre çapında ve 1.2 ton ağırlığında. İç yapısı gizli teknoloji olmakla birlikte elektrik tahrik sistemiyle hareket etmekte. Muhtemelen içerisindeki güçlü bataryası, gümüş oksit ve çinkonun mükemmel oranı tutturularak oluşturuldu. Bataryası hem sensörlerini hem de pervanelerini kilometrelerce desteklemek zorunda olduğundan pahalı ve güçlü olmalı. Torpidomuz saatte 40 deniz mili yani 74 kilometre hızla 15 kilometrelik bir menzildeki hedefleri vurabilmekte. 15 kilometre ne ya demeyin, çünkü bu torpidoyu öncelikli olarak denizaltılarımız kullanacak. Denizaltılar hedeflerini kesin sonuçlarda vurabilmek için gizli karakteristiklerini kullanıp hedeflerinin 1-2 kilometre yanına sokularak atışlarını yaparlar. Hatta yüzlerce metre yakına girdiklerini bile söyleyebiliriz. O yüzden denizaltılar için menzilden ziyade sessizlik, tespit sisteminin kalitesi ve harp başlığı çok daha mühim. Menzilin önemli olduğu yerse gemilerimiz. Bildiğiniz gibi çoğu gemide normal silahlarının yanında torpido sistemleri de bulunmakta. Birbirlerine karşı savaşlarında gemi savarlardan sonra en kritik öneme sahip. Özellikle bunu karşısındaki geminin ana topunun menziline girmeden hedefine ulaştırabilirse ne âlâ. Tabii o yüzden torpidomuzun menzili de önemli. Şimdilik yani başlangıç için 15 kilometre olsa da ana hedef bunu 30'lara kadar çıkartmak. Umarım başarılır. Bir diğer önemli kısımsa torpidonun ön kısmında bulunan güdüm kitleri. Atılanlar hedefini bulmadıktan sonra ne işe yarasın? Eski zamanlarda güdüm kitleri çoğunlukla tekil olarak kullanılsa da modern zamanlarda garantici olabilmek ve aldatılmamak için bütün güdüm sistemleri birlikte kullanılmakta. Akya'da da aktif pasif sonarla birlikte tel güdüm kiti de bulunmakta. Torpidolar içerisindeki kısıtlı alandan dolayı sonarlarını çok güçlü seviyelerde tutamazlar ve uzun alanları da aydınlatamazlar. Uzun mesafe atışlarda bunu yenebilmek için denizaltıyla arasında fiber optik bir kablo bulunur. Bu sayede güçlü sonarı olan denizaltı hedefini aydınlatırken, kablo sayesinde sürekli bilgi almaya devam eder, hedefinden şaşmaz. Kablo koparsa da kendi sistemleriyle kendi yolunu bulabilir. İlk olarak kendi yerini belli etmemek için pasif sonarla, daha sonra aktif sonarıyla hedefini tespit ederek ona doğru yönelir. Buradaki amaç da aktif sonarda siz sabit bir kaynak olarak ses dalgası yollayıp tekrar topladığınız için kendi yerinizi de belli edersiniz. Yani hemen saptanmaması için bu şekilde yapılmış. Akya'da da mantık bu şekilde. Ama haliyle gizli bilgi olduğu için Akya'daki sistemlerin ne yapıda olduğu, ne kadar güçlü olduğu gibi şeyleri bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bunların 15 kilometrelik bir menzil içerisinde işler durumda olduğu. Güdüm kitine yani içerisindeki patlayıcıya gelirsek yaklaşık olarak 350 kiloluk bir patlayıcı taşıyabilecek. Doğruysa eğer Amerikan Mark tipinden 60 kilo civarında daha fazla patlayıcı demek bu. Bir gemiyi ikiye bölebilmek için yeterli bir sayı. İkiye bölmek deyip duruyorum ama bundan kastım torpidolar hedeflerine çarpıp patlamazlar. Geminin karinasının su altında kalan kısım oluyor, hemen altında patlayarak büyük bir şok dalgası ortaya çıkartırlar. Bu şok dalgası orta kısmı yukarı iter. Uç kısımlar sabit kaldığı için gemi bu esnemeyi kaldıramaz ve kırılır. Sonrası da malum zaten. İşte bu yüzden torpidolar ve denizaltılar bu kadar önemli. Bu yüzden birkaç denizaltıyla bile bütün deniz kitlenebiliyor. Artık sınırlamasız şekilde istediğimiz kadar sayıda üretebileceğimiz torpidoların getirilerini de siz düşünün.
Cumhurbaşkanlığından söylenene göre geçtiğimiz günlerde atışlı testleri başarıyla tamamlandı. 2021'de bütün kritik sistemlerin yapım süreçleri tamamlanacak ve seri üretimi muhtemelen 2022-23 gibi bir yılda başlayacak. Bizim için güzel tarihler. Yurt dışında çok daha güzel, çok daha uzun menzilli ağır torpidolar olsa da bu bizim için ilk üretim ve ilk versiyon. Örneğin geçenlerde reis sınıfı denizaltılarımız için 170 milyon dolar ödeyerek Amerika'dan 48 adet MK-48 Mod 6 AT torpidosu satın aldık. 50 kilometre gibi ciddi bir menzili ve saatte 100 kilometre gibi hızları var. O yüzden hemen sevinmemeli ve daha fazla çalışmalı, çalışmalı ve çalışmalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.